Evet. Canım merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Sizler de iyisiniz. Sağ ol, teşekkürler. Çok şey gördük sizi böyle doğal halinizde. Çok evden fırlamış gibi gördünüz. Evet. Biraz yürüyüş yaptım, sonra oğlanı aşıya götürdüm. Şimdi de trafik var, kontrolörün açılışıymış herhalde. O normal aşı mı yoksa şey mi? Yok normal şey aşı. Kediniz olduğunu biliyorduk. Kediniz vardı. Kedimi kaybettim evet. 15 senelik kedim vardı, onu kaybettim ama evde bir hayvan olmayınca evin neşesi kaçıyor. O yüzden bu çocuğumuzu yeni sahiplendik. Adı nedir? Nereden? Çetin. Çetinimizdir bu. Merhaba adım, Çetin. Neden adı Çetin efendim? Çetin bir cevizdir kendisi. O yüzden. Baya uysal bir çocuk. Böyle. Onun dışında işte yaz geliyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ülkece bir seçim atlattık. Şimdi bakalım arkasından neler olacak, neler isteyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Onun dışında işte biliyorsunuz yemek yapıyorum. Ona koşturuyorum. Yazın da bir iki tane proje var İstanbul'da, İstanbul dışında bir pop-up yapıyoruz. Onun dışında da işte yeni işlere bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yemek, ne yapıyorsunuz efendim yemek olarak? Yemek, söyleyebilirim. Strange Love diye bir pop-up restoranımız var. Doğu ile birlikte. Restoranlarda pop-up yemek yapıyoruz. Menüsünü kendimizin yazdığı, yemeklerini kendimizin yaptığı böyle bayağı eğlenceli. İşe atıldınız hani, öyle diyebilir miyim? Evet. Ya zaten ben böyle biraz çok az bir eğitim de almıştım hasbelkader. Şef diyemem kendime asla haşa. Ama yemek yapmakla ilgili bir tutkum vardı. Bence insanın zaten hiçbir zaman tekmesi olmamalı. Fransızca ile aranız nasıl efendim? Fransızca. Au revoir. Bir geliyor musunuz Fransa'ya? Neler yapıyorsunuz? Yani elimden geldiğince seyahat etmeye çalışıyorum ama tabii euro, dolar. O yüzden. Artık zor. Artık biraz zor. Oyunculuğa gelelim efendim. Oyunculukla ilgili. Oyunculuk işte bir belgesel yaptım Blue TV'ye. Çok güzel bir ekoloji belgeseli yaptım. Şimdi de Eylül sezonuna işler var. Onları okuyorum. Kendime en doğru olacak işi bulmaya çalışıyorum. Bakın. Dizi Merve Hanım'a sor. Merve dizilere sor. Merve ile ilgili yaklaşık bir buçuk gün falan ağladım. Onurlandım, gururlandım. Hep beraber öyle bir şey yaşadık. Muazzamdı. Hem ödül için hem yaptığı konuşma için çok teşekkür ederiz biz kadınlar olarak. Kendisiyle görüştünüz mü? Tabii. Tebrik ettiniz mi? Tabii ki. O gün ödül günü hatta kıyafetinin fotoğrafını istedim. O da çok heyecanlı. Çok ziyadesiyle hak eden, çok çalışkandır. Çoktan hak etmişti yani. Bundan sonrası için Türk sinema dizi leri için nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Yani neler olabilir? Şu an olduğu konum iyi mi? Daha mı iyi olabilir? Çok daha iyi olacağını hem ümit ediyorum hem de gidişatta onu gösteriyor. Bir yerde ne kadar basınç varsa o kadar direnç olur. Direnç her zaman çok daha iyi şeyler üretilmesine neden olur. O yüzden de bence çok daha ileri gidecek. Hem Merve'nin bize yaşattığı başarı ilham olacaktır. Hem de çok tatlı bir rekabeti tetikleyecektir. O da hoş bir şey bence. Bir ara Avro dizisi dijital platformda yer alacak şeklinde haberleri. Geçtim sonra ne oldu biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Valla devam edecek dediler ama. Güzel bir projeydi. Çok. Benim de en sevdiğim işlerimden bir tanesiydi. Evet, çok. Devamı gelebilir mi? Devamı? Hiç belli olmaz. Hiçbir şey belli olmuyor. Yani arayı bu kadar açtı ama bilmem. Demet Hanım da bir çocuk sahibi Demet oldu. Demet Hanım da dünyanın en güzel çocuklarından bir tanesini yaptı. Evet geçen gün gördüm. Allah'ım maşallah. Çok sizin güzel. Öyle bir düşünceniz, planınız. Ya işte. Gerçekten öyle bir şey. Bakalım. Evet. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi değil herhalde. Evet. En iyi çocuk başkalarının çocukları. Çok özel olmayacaksa onu da soralım. Kesebiliriz de sonrası da. Siz dediniz ya bir yerde basınç olunca güzel direnç de oluyor. Projeler daha da böyle evet. Şey yapılıyor. Bazı oyuncular da hani sosyal medyadan artık yani bize gitme vakti geldi. Ülkemizden gidelim. Gideceğiz gibi şeyler söylediler. Yani şöyle bir şey var. Herkesin acı eşiği değişkendir. Kimisinin şöyle yaptığınızda canı yanar. Kimisi buna çok fazla dirençlidir. Kimseyi eleştiremem. Herkesin kendi eşiği vardır. O eşik aşılırsa kendi kendilerine bir tabii ki plan alırlar. Bir hareket, bir aksiyon alırlar. O yüzden giden gider, kalan kalır ama mücadeleye devam. Bırakıp gitmemek lazım. Kimseye bir şey diyemem dediğin gibi. Herkesin bir acı eşiği var ya. Herkesin çoluğun çocuğu var. Evet. Peki, çok şey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Size de çok iyi günler diliyorum. Öpüyorum sizi. İyi ki varsınız.
derdin orada? Ne ediyorsun sakinelerle? Neden bir daha? Niye bir daha sizi göremiyorsun? Niye göremiyorsun? Göreceğiz inşallah.